Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gideceğiz. CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş ve kameraman Melih Baytürk afetin ardından yapılan çalışmaları ve bölgedeki son durumu ekranlarınıza taşıyacak. Şu anda Kastamonu Bozkurt'ta ilçe meydanlarından bir tanesinin içerisindeyiz. Burası ilçe kaymakamlığının önü, adeta savaş alanı durumunda. Onlarca araç devrilmiş, yanmatmış vaziyette. Üstelik bu araçların birçoğu arazideki sert şartlara dayanması için tasarlanan araçlar. Örneğin 4x4 bir araç görüyorsunuz. İstanbul plakalı bir araç var burada. İtfaiye görevlileri de araç içerisinde kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Biri var mı veya bir eşya var mı, canlı cansız biri var mı, ona bakılıyor. Ancak bu bile oldukça güç. Araç çünkü tamamen iç içe geçmiş durumda. İçinde tahta parçalarını, odun parçalarını, sarmaşıkları görüyorum. Ve aracın tamamı kumla kaplı. Yine ters dönen araçlar var. Hepsinin içi kumla kaplı, benzer görüntüler. Ve burası da işte ilçe yönetiminin kalbi. Kaymakamlık binasını görüyorsunuz. İçeriye girmek için önce neredeyse bilekleri geçen suyu geçmek gerekiyor. Ters dönen araçları görüyorsunuz. Sadece o değil, kaymakamlığın hemen yanında ilçe emniyet amirliği bulunuyor. İşte orası da polislerin üstüydü, ancak girişi de oldukça kötü durumda. Oradaki görevli kişiler de orayı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Tabii karşılarında burada esnaf da var, işletmeler var. Kim bilir ne dükkanıydı. Muhtemelen tuhafiyeci. İçinde iplikler görüyorum, çok az, ama onun dışındaki her şey yerle yeksan olmuş durumda. Ve hemen yanında insanların karnını doyurmak için girdiği bir çorbacı var. Bir yemek işletmesi var. O da tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Masalardan yalnızca bir iki tanesi ayakta. Yaklaşık 1 metre kalınlığında bir çamur ve kum birikintisi var. Kapılar, pencereler inmiş vaziyette. Burada aslında bunu görmeye çok alışığız. Normal şartlarda bu noktada camların, pimapenlerin olması gerekirken tamamen gitmiş durumda. Çorbaların kaynadığı kazanlar var. Kum dolmuş, adeta içi kumla dolu bir zamanlar çorbaların olduğu o kazanlar. Ve yine işte selin kendini, şiddetini gösterdiği yerler. Yollar tamamen çökmüş durumda. Kaldırım taşları, yollardaki taşlar sökülmüş. Kameraman arkadaşımdan sola dönmesini rica edeceğim. Çünkü tamamen ağaç parçalarıyla dolmuş bir işletme var. Ne olduğunu bile bilmiyorum. İşletmeye dair bir tabela, isim, ad bile yok. Ama raflar, dolaplar çıkmış. Ve tahta parçaları, odunlar, ağaçlar dükkanın içini tamamen doldurmuş durumda. Yine başka bir bina var. Vatandaşlar ilerliyor, görevliler ilerliyor burada. O binanın içerisinde de büyük bir ağaç parçası görüyorsunuz. Camları yine inmiş. Binanın altı ki oldukça tehlikeli, çünkü o ağacın yanında kolonlar da var. Eğer sel belki de o kolonlara zarar verseydi bir binanın daha yıkılmasından, yıkıldığından söz ediyor olabilirdik. Burası da selin vurduğu noktalardan bir tanesiydi. Özellikle ilk gün bu caddelerde suyla kaplıydı. Tabii tahliye edilmesiyle birlikte yollar temizlendi. Şimdi vatandaşlar, araçlar yürüyor. Burada kamyonlarla enkaz dolduruluyor. O kamyonlara konuluyor ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet, muhtemelen sel nedeniyle düşmüş, yola veya suya kapılan bir Türk bayrağını görüyorsunuz. Bir vatandaş kurtarmış ve onu oradan almış ve asmış, kuruması için, yerde olmaması için Türk bayrağını. Yine muhtemelen bir apartman boşluğu. Burada merdivenleri görüyorsunuz. İçi tamamen kumla kaplı. 1,5 metrelik bir kumdan söz ediyorum burada. Ağaç kütükleriyle dolu. Tabii suyun şiddetinden bahsediyorduk yani. Evet, o izi arıyordum aslında. Bakın şurada 1. katın camının, penceresinin tam ortasına geliyor. Orada suyun nereye kadar çıktığını görebiliyorsunuz, orada suyun izini. Ve o su nedeniyle kırılan camlar, kırılan pencereler. Evet, 1. katta neredeyse 4-5 metre yukarıda o camları bile etkilemiş sel suları burada bu caddede, Bozkurt ilçesinde. İşte iş makinelerin girip çıktığı bir bina var. Muhtemelen orada çok fazla enkaz vardı veya temizleme sırası o binaya geldi. Şimdi orada iş makineleri içerisindeki tozu, toprağı, biriken kumları, ağaçları çıkartacak ve oraya da ekipler, özel eğitilmiş köpekler girecek. Canlı cansız bedenlere ulaşmak, insanlara ulaşmak, kurtarılmayı bekleyen biri varsa onlara ulaşmak için. Gördüğümüz her yerde AFAD'ı, sağlık görevlilerini, jandarmayı, polisi görüyoruz ve onlarla birlikte endişeli gözlerle, meraklı gözlerle bekleyen vatandaşları da tabii ki. Herkes evine girmeye çalışıyor, eşyalarını kurtarmaya, dükkanlarını kurtarmaya çalışıyor. Ailelerine ulaşmaya çalışanlar, hala bulunamayan yakınlarından haber almaya çalışanlar var. Evet, ilçenin her yerinde, hemen hemen her yerinde görüntü, manzara benzer. Durum oldukça olumsuz. Canlı tahliyeleri, canlı kurtarma çalışmalarının sona erdiğini söylemiştik. Varsa enkaz altında kalan cansız bedenlere ulaşılmaya çalışılıyor. Apartmana giremeyen vatandaşlar var. Onlar da bu enkazın temizlenmesini bekliyor. Eşyalarını kurtarmak, evlerine girebilmek için biz de detayları takip etmeye devam ediyoruz. Yeni gelişmelerle sizlerle paylaşacağız diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.